Arkadaşlar dersimizin konusu kazanım kavramı 11 nolu testi çözeceğiz. Denklem ve eşitliklerle ilgili uygulamalar 2. Evet, bir numaralı sorudan başlıyoruz. Bir numaralı soru bakalım şöyle kar zarar problemi kar zarar problemi. Ne diyor? Alış fiyatı x lira olan bir mal %20 zararla x eksi 40 liraya satılmıştır. Buna göre bu malın alış fiyatı kaç liradır? Şimdi şöyle yapacağız. Bir kere yüzde hesaplamalarında yüzü kullanmadan olmaz. Şöyle yapalım. Hatta diyerek alış 100K olsun. 100K liraya aldık. Şimdi sen 100K liraya almışsan ki bu 100K aynı zamanda X'e de eşit. Çünkü alış fiyatı X demiş. Tamam mı? Aynı zamanda X'e de eşit. Bu mal %20 zararla, yani sen 100 liraya aldığın bir malı %20 zararla kaça satıyor olursun? 80'e satıyor olursun, değil mi? 100K'ya almışsan o zaman senin satış fiyatında doğal olarak K cinsinden satış fiyatın 80K olur. Doğru mu? %20 zararla satıyorsan aynı zamanda bu 80K X cinsinden de X eksi 40'a eşit olur. Tamam. Bunları yaptıktan sonra gençler aynı türden olanlar birbirine bölebiliriz. Yani 100K'yı 80K'ya böleriz. Eşittir. Yani denge böleceğiz. X'i x eksi 40'a böleceğiz ve birbirine eşitleyeceğiz. O halde 100K bölü 80K eşit olması gerekir. X bölü, çünkü bunlar birbirine eşit. X eksi 40. Buradan X'i buluruz ki X alış fiyatı. Bu durumda cevabı da bulmuş oluruz. Tabii ki burada bir denklem var. İçler dışlar çarpımı yapacağız. K'ları götüreceğiz. Sıfırları götüreceğiz. Şimdi K'lar gitsin. Sıfırların biri gitsin. 10 bölü 8. Bunu 2 ile sadeleştirdik. 4. Bunu 2'ye böldük. 5. Yani şöyle oldu denklem. Şimdi çarpıyorum çapraz. 5x. 5 ile, evet, 5x. Eksi 40 çarpı 5. 200. 4x. Şunu elde ettim. Daha sonra şu 4x'i bu tarafa alayım. Eksi 200'ü diğer tarafa göndereyim diyorum. Peki ne olacak? Hadi alalım, görmeyen olur. 5x eksi 4x 200. Bu durumda zaten x eşittir kendiliğinden. 200 çıkar kendiliğinden. Peki o zaman aradığım cevap C şıkkında var. İlk sorumuzu çözdük gençler. Tamam. Devam edelim. Şimdi bakalım. Şunu biraz küçültme şansımız var mı? Ya şu kadar oluyor. Evet. Yani geldik zurnanın zırt dediği yere. Bu soru biraz bizi yoracak gençler. Biraz zor yoracak, uğraştıracak. Şimdi bir fabrika işçilerinin maaşlarına yapacağı zam için net 225 lira zam ya da %15'e kadar zam seçeneklerini sunmuştur. Yani işçinin elinde iki seçenek var. Hangisi avantajına geliyorsa onu kullanacak. Ya mevcut kazancına, maaşına 225 lira zam alacak ya da 115 zam alacak. Peki şimdi bakalım. Daha karlı olduğu için maaşı x lira olan bir işçi 225 liralık zamı kabul ediyor. Maaşı x artı 50 lira olan bir işçi de 115'lik zam tercihini kabul ediyor. Tamam mı? Buna göre diyor x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakacağız hangisi olabilir. Şimdi şunu yapmamız lazım. Madem şöyle yapalım. Birinci durumdaki işçi diyelim, x liralık maaşı tercih ediyorsa, o zaman şöyle bir durum söz konusu olmalı. X artı, yani maaşının 225 lira fazlası büyük olmalıdır. Neden büyük olmalı? 115'lik zam kısmından. Yani 115'lik zam. Burası önemli. Bak, burada birazcık duralım. Şimdi %15. Bir sayının %15'ini bulmak için 15 bölü 100'e çarpılır. Ama %15, hani tamam, %15'ini bulacağız. Sonra ekleyeceğiz ya. İki işlem yapmayalım. Yani şöyle bir örnek vereyim. Maaşı diyelim 200 lira olsa, %15 zamlı maaşı ne olur dersek, bunu iki aşamada çözmeyelim. Yani şunu yapmayalım. 15 ile, yani %15'ini bir bulayım ki 30'dur bu. Sonra bunu tutalım, maaşına ekleyelim, 230 yazalım. 200 artı 30, 230 yazalım. Bu hamle yerine direkt şöyle yapın. 200 çarpı 115 bölü 100 deyin. Bunu yaparsanız tek hamlede bulmuş olursunuz. Bakın.
Anladın? 2 ile 115'e çarp 230. Bak öbürü ne oldu? 2 aşamada bulduk 230'u. Burada ise tek aşamada. 115 bölü 100'e çarptık. Yani %15'i zamlı şeyini bulmuş olduk. %15 zamlı maaşını direkt hesaplamış olduk. Dolayısıyla ben şimdi bu ikinci yolu tercih edeceğim. Şu ikinci yolu kullanacağım. Yani 115 bölü 100'le çarpacağım. Neyi çarpacağım? X'i çarpacağım. Tamam mı? Onun maaşı X'ti yani maaş. Maaş ne dedik? X. Demek ki X çarpı 115 bölü 100'den 115 bölü 100'den büyük olması gerekir. Eğer tercihen 225 liralık zammı tercih etmişse birinci işçi diyelim buna. Şimdi bir de ikinci işçi var. İşlem bitmedi. Dur bakalım. Hatta bunu bir çözelim yani neyse bunu bir çözelim. Nasıl çözebiliriz? Her iki tarafı yüzde bir çarpalım. Zor bir soru, uğraştırıyor bizi. Yüzde çarp niye çarpıyor? Şu yüzden kurtulmak için. Çarptım bu yüz gitti ama burası ne oldu? Sol taraf 100x biraz uğraştıracağı benziyor. 225 yanına 2 0 x çarpı 115. Her iki tarafı 115'e bölersek pardon, şuradan 100x var. 115'e bölmeyeceğiz. Öbür tarafa gönderdik. 225 yanına 2 0 15x 220 yani 22.500. 22.500 şurada. Biraz uzun soruya benziyor. Yapacak bir şey yok. 15'e böleceğim. X değerini bulacağım şimdi. Yani X değerini derken denklem çözmüyorum. X'in çözüm eşitsizliği bulacağım şimdi. 15 zaten karesi 15'in karesi 225. Evet. Bu durumda 2 0 şöyle bunlar 0 oldu zaten. Buraya bir 2 0 ekleriz. Yani işlem şuraya kadar getirdim bak işlemi. Umarım anlaşılmıştır. Şuraya kadar geldik. 1500 küçük x. Şunu ben sarıyla boyayayım. Bu bana lazım çünkü. Bitmedi. Bir de ikinci işçimiz var. İkinci işçimiz var. Onu da hadi şununla yapalım. İkinci işçi de tercihen %15'lik zammı kabul ediyor. O zaman maaşı da buymuş. O zaman nedir? X artı 50. Bu maaşa 225 lira ekliyoruz. Bunu tercih etmiyor. Çünkü demek ki küçük. Yani bunu 225 maaşın 225'i ek şeyi tercih etmiyor. Zammı tercih etmiyor. Diğerini tercih ediyor. Nedir diğeri? Maaşının %15'lik zamlı kısmı. Yine bunu da 115 bölü 100 ile çarpacağız. Yani 15 bölü 100 ile çarp ekle yapmayacağız. Direkt 115 bölü 100 ile çarpacağız. Peki bunu da yine ister istemez ne yapacağız? 100 ile çarpalım. Şu paydadan yüzde kurtulmak için 100 ile çarptım. Bak burası 100x oldu. Burası hadi bakalım 50'nin yanına 2 0. Hadi bakalım 225'in yanına 2 0. Küçük. Bu arada burası da evet şurada yer kalmadı. Biraz aşağı indirsek fena olmayacak şu kısmı. Bak şimdi her defasında aynı şeyler. Şunu alalım. Aşağı birazcık indirelim. Şu kısım ne olacak? Bu kısımda x artı 50 çarpı 115. Peki, bundan sonra ne yapabiliriz? Zor. Evet, uğraştırıyor bizi. Peki ne yapacağız? Şu sayıları toplayabiliriz. 5000. 5000'i değil mi? 50'nin yanına 2 sıfır eklediğime göre. Evet, 5000. 22.500. 27.500 lira eder şurası. 27.500 lira eder. Şu kısım. Peki bu kısım ne olacak? Burası 115x 115 çarpı 50. Ve bunu bu tarafa atacağız. Sola atacağız. 100x'i sağa atacağız. 100x'i sağa atarsak yine 15x elde ederiz gençler. Şurası 15x olur. Ama bunu bu tarafa attığımızda yani 27.500'den 27.500'den neyi çıkaracağız? 50 çarpı 115. Bu değeri çıkarmam gerekiyor. Hocam yer yok. Yer açacağız kendimize. Yapacak bir şey yok. Şurada yeri açalım bakalım. Şu yeri bir kullanalım. Nasıl yapacağız? Bir kere 5 ile 115'i çarpıyorum. 500, 575 yanına 2 sıfır. Şöyle yapalım. 27.500'den 27.500'den 50 çarpı 115 ya. 5 ile 115'i çarparsam 575. 575 ama yanına bir sıfır. 50'nin sıfırı. Çıkarıyorum. 0, 5, 1, 2. Hata yapmayalım.
Bir dakika. Ne yaptık? 5. Ha, tabii hata yaptık. Hata yaptık. Dur. Şurada hata yaptık. 5. Burada kaldı. 4. 7. Şurası 7. 7. Burada 1 olur. 6 kaldı çünkü. Burada da 2. Yani şurası. Nihayetinde şurası ne oldu? 21. 750. 21.750. Küçük 15x. Şuraya kadar gelebildik. Şunu bir küçültelim. Bayağı bizi uğraştırıyor gençler. De şu programın cinsi olmasa çok hoş olacak da. Cins program. Evet. Tamam, bu kadar biraz yukarıya kaldırdık. Şimdi şu x, şuradaki x şurada kaldı. Heh. Şimdi her iki tarafı 15'e bölmem gerekiyor. X'in hangi değerden büyük olduğunu bulacağız. Her iki tarafı 15'e bölelim. Daha doğrusu şu ifadeyi 15'e bölelim. Son aşama bu. Son aşamadayız. 15'e bölüyorum. 1. Bunu da bölmeyelim. Şunu da bölelim. 1. 1. 15 çıkar. 21'den 15 çıktı diyelim. 6. 67. Kaç defa var? 4. 4 kere 15. 60. Şuradan bir çıkardık. 7. 75. 5. 75, şu sıfırı şuraya ekledim, 1450. Yani 1450 küçük x elde ettik. Peki hocam ne elde ettik? Bak şimdi. Şu iki sarıyla boyadığım kısımları karşılaştırıyorum. İfade diyor ki yani 1450'den büyük olmalı. 1450'den büyük olmalı maaşı. Ama aynı zamanda 1500'den küçük olmalı. Bu arada olacak. 1500'den küçük, 1450'den büyük. Bir kere şu 1550 olduğu için bunu ele gitsin. Bu olmaz. Şu evet C şıkkı olduğu kesin. C şıkkı olduğu kesin araya giriyor. Bu 1445 1450'den küçük. Bu da olmaz. 1520 büyük. Bu da 1400'den 1450'den küçük. Demek ki cevap C'ymiş. Oldukça uzun bir soruydu. Cevap C. Uzun bir soruydu gençler. Ama çözdük değil mi? Bu Evet hocam. çözümlere bir kere daha bakarsın. Sağlam bir sorudur. ÖSYM'de böyle zamanında buna benzer sorular sormuştur. Haberiniz olsun. Üçüncü soru. Sezon başında %40 kar ile satılan bir ürüne sezon sonunda %50 indirim yapılarak 9 TL zarar ile satılmıştır. Buna göre bu ürün sezon başında kaç TL satılmaktaydı? Dediğim gibi bu tip sorularda bak takip et. Bu tip sorularda yüzü kullan. Şöyle de mesela. Sezon başında yüz şuradan başla. Sezon başında %40 kar ile satılıyor. Sen bu malı toptancıdan alış fiyatı diyelim. Maliyet de demiyorum. Aslında aynı şey de. Toptancıdan alış fiyatı, fiyata da öyle diyelim, uzatalım. 100x olsun, hadi x'i kullanalım. 100x liraya aldın. Aldın, tamam mı? Aldın. %40 karla satmaya kalksan ne kadara satır olursun? Satış fiyatı ne olur? %40 karla satıyorsan ne olur? 100 liralık bir mala %40 karla satarsan 140 lira olmaz mı? Olur hocam. Evet, 100, o zaman x dedik. 140 x liraya satıyor olursun. Tamam. Ne oldu sezon sonunda? Sezon sonunda ne yaptın? Sattın ama elinde de kaldı. Diyorsun ki depoda şey olmasın, çürümesin. %50 indirim yapalım diyorsun. %40'lık mala. Sen %40'lık mala yüzde indirim yapmaya kalkarsan tamam mı? Yani %50 yani yarı yarıya 50 bölü 100'e çarparsan 70x'lik bir indirim yaparsın. Şimdi 70x düşürürsen bundan yine 70x kalır. Yani sen 70x. o zaman sen malını 70x liraya satıyor olursun sezon sonu. Sezon hayda sezon oldu ya. Şöyle yapalım. Yaz ya. Evet. Sezon. Sezon sonunda 70x liraya satıyor olursun. 70x TL satıyorsundur. Satıyorsun. Neyse ne diyor bize? İndirim yapılarak 9 TL zararlı satış söz konusu. Bak zararlı olduğu nereden belli? Nereden belli? Bakın. Başlangıçta 100x liraya almışsın. 100x'in altında satıyorsun. Peki ne kadarlık bir fark var arada? 30x var değil mi? Demek ki senin zararın 30x. Yani 100x'ten 70x'i çıkardık 30x. 30x zararın var. İyi de bu 30x zarar neye denk? 9 TL'ye denk.
Peki bana niye soruyor soru? Bu ürün sezon başında kaç TL'ye satılıyordu? Yani aslında sana 100x'i soruyor. 30x 9 TL ise 100x nedir diyor. Bul diyor. 100x nedir? Oran orantı kullanırsın ya da şurada x'i bulup götürüp yerine yazarsın. Mesela şuradan her iki tarafı 30'a bölersen x değeri 9 bölü 30 olur. Sonra bu 9 bölü 30'u burada x gördüğün yere yazarsan 100 çarpı 9 bölü 30. Şu 0 bunu götürür, 3 burayı götürdü. 3 kaldı. O zaman 30 mu oldu? Evet. Cevap da 30 olmuş olur. Tamam. Anlaştık mı? Hocam Hmm. cevabı Bursa diye göstermiyor muydu? Dur bakalım. Bir kere daha bakalım. Nerede bir hata yaptık? Bir bakalım canım benim. Olabilir. Olmaz da bir şey yok. 30 TL. Zararı 30. Biz yanlış yapmadık değil mi? Evet. Aynen. 30x 9 TL. 3'e böldük. Şöyle 9 bölü 30. Bir bakalım. Şu 9 bölü 30'u sadeleştirebiliriz. Yok. Sadeleştirebiliriz. Doğru. 3 bölü 10. 3 bölü 10. Götürüp yerine yazdık. 30. Bize ne diyor ama? Buna göre bu ürün sezon başında kaç TL satılmaktaydı? He. Pardon. Biz şeyi bulduk çocuklar. 100x alış fiyatını bulduk. Yani 140 şunu bulacaktık. Düzeltelim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Düzeltelim. Şu 3 bölü 10'u biz alış fiyatını bulduk. 3 bölü 10'u şurada ne yapacağız? X gördüğümüz yere yazacağız. Teşekkür ediyorum. Uyarın için. 140 çarpı şey yazalım. 3 bölü 10 ya da 30 bölü şey 9 bölü 30. 3 bölü 10 yazalım. Şunu götürsün. Evet 42. Tamam. Şimdi oldu bak. Ha, teşekkür ettik. Bak uyarın için. O zaman aradığımız cevap 5 şık olur. Anlaştık mı? Anlaştık hocam, Ha, anlaştık hocam. teşekkür ediyoruz. Böyle uyarılar yapın arada. 4 numaralı sorudayız gençler. Bir elektrikçinin tanesi 60 TL'den aldığı 20 tane avizeden. Bak olayı gözünüzün önüne getirin. Bu tip sorularda. Canlandırın kafanızda, zihninizde. Bir elektrikçi var. İşte tamam. Tanesini avize alıyor. Bu toptancıdan aldığı avizeyi değil mi? Tanesini 60 liradan aldı. 20 tane aldı. Ama yolda gelirken ne oldu? Bir şanssızlıktır. 4 tanesi kırıldı. Taşırken şöyledir, böyledir. Tamam. Bu elektrikçi aldığı avizelerin tamamından, yani sanki kırılmamış olsaydı, tamamından %40 kar elde etmeyi planlıyordu. Planladığına göre. Kalan avizelerin tanesini kaç TL'den satmalıdır? Bak şimdi şöyle yapacağız. Önce kırılmadan önceki bak şöyle yapalım. Bu adamın cebinden kasadan kaç lira çıktı değil mi? Onu bulalım. Kasadan 60 çarpı 20 bak 1200 lira kasadan çıktı. Bu adamın cebinden kasadan 1200 lirası çıktı. Sen şimdi tüm satışlardan %40 kar elde ettiğini düşünüyorsak o zaman ben acaba 1200 liradan hani ne yapayım ki %40 yani kasaya ne kadar girmeli ki %40 kar elde edeyim değil mi? O zaman ya tutarsın 1200'ü direkt 140 bölü 100 ile çarparsın. Bak bu da böyle bir şey. 140 bölü 100 ile çarparsın. Ya da 40 bölü 100 ile çarpıp karı bulup eklersin. Tercih senin. Bak 40 bölü 100 ile çarpıp karını bulursun. 1200 eklersin veya direkt toplam karlı satışını bulmak için de tek hamlede 140 bölü 100 ile çarpabilirsin. Tek hamlede. Şunlar gider. Sonuçta 12 çarpı 140 kasaya girmesi gerekir. Şurada bir yerde yazalım. 140 çarpı 12. Şuradan 280 olur. Buradan 140 olur. Toplarsak 0861. Hata yapmamışsak kasaya ne kadar girmesi lazım? 1680 lira. Şimdi diyor ki tamam kasaya bu kadar girecek. Hani yolda kırılmış değil mi 4 tanesi? O zaman sen avizenin geriye 16 tane avizen kalır. 20 tane yok. 16 tane sağlam avizen var. O zaman bu 16 tane sağlam avizeyi kasaya da 1680 lira gireceğine göre sen tanesini ne kadardan satman gerekir? O zaman ne yapacaksın? Bölme işlemi yapacaksın. 1680'i 16'ya bölerek bir avizeyi kaç paraya satman gerektiğini bulacaksın. 1 16 0 8'de yok. Buraya bir 0 80'de var. 5 80 0. Demek ki sen avizeni tanesini kaç paradan satacaksın? 105 liradan satarsan ancak toplamda %40 kar etmiş olursun. Anlaştık. Tamam mı gençler? Soru böyleydi. Çözüm de böyleydi.
Hadi bakalım geçelim. Ha, güzel. Karışım sorusu. Şimdi bakın gençler, karışım sorularında karıştırmayın. Size verdiğim güzel bir formül vardı. Eğer onu güzel bir şekilde kullanabilirseniz, ki burada ona gerek de yok ama bir sonraki soruda olabilir. Çok işinize yarayacak, tamam mı? Karışık soruları çok rahatlıkla çözeceksiniz. Ama burada şöyle bir şey vereceğim size. Tüyo vereceğim. Hatta bir örnek vereyim. Tabii bu söylediğim şey şöyle bir durum için geçerli. Diyelim ki bu da şekerli su olsun. Bu şekerli su muydu? Bakalım tuzlu su mu? Şekerli su. Şeker oranı, diyelim ki bunların ikisi de 100 litre olsun. 100 litrelik ya da 100 gramlık. Neyse, gram da olur, litre olur. Fark etmez. 100 litrelik sıvılar. Birinde şeker oranı %40, birinde şeker oranı %20. Sallıyorum. Tamam mı? Eğer, bakın çocuklar, bunun bir kulağınıza küpe olsun, bir yere not alın. Eğer bu karışımlar, ister bunu bu tarafa at, ister bunu bu tarafa at, ister ikisini üçüncü bir kaba ekle. Yani miktarlar eşitse yeni oluşacak karışımın, bu ikisi bir araya gelecek ya, karışımın şeker oranını soruyorsa buradaki yüzdelik oranların aritmetik ortalamasını alabilirsiniz. Bu üçüncü bir durum, üçüncü bir kap da olsa, onda da miktar aynı olursa orada da geçerli. Anladınız mı? Pratik olarak. Yani bunları karıştırdığınızda yeni oluşacak şeker oranını mı soruyor? O zaman 40 ile 20'yi topla. Yarısını al. O zaman %30 olur. Yeni oluşacak şekerli suyundaki şeker oranı. Tamam mı gençler? Bunu anlayabildik mi? Olay budur. Peki. Şimdi bu taktiği, bu yöntemi bu sorunun çözümünde kullanacağız. 5 nolu sorunun çözümünde kullanacağız. Nasıl yani hocam? Şöyle kullanacağız. Bak. Diyor ki yukarıdaki özdeş A ve B kaplarında sırasıyla %10'u şeker. Bak, bunun %10'u şeker, bunun %30'u şeker. Evet. Sırasıyla mı? Önemli. %10'u şeker olan 20 litre, %30'u şeker. Görüyoruz zaten bunlar ya. Karışımları bulunmaktadır. Buraya kadar zaten şekil üzerinde var. Şuraya kadar. Bu kaplardan önce A kabındaki karışımın yarısı B kabına. Bakın. A kabındaki karışımın yarısı ne olacaktır? 27, yarısı 10 olacak değil mi? Bu 10 litre, sen buraya 10 litre atıyorsun. 10 litre atıyorsun. Şöyle L ile göstereyim. 10 litre atıyorsun. İyi de az önceki söylediğim duruma göre bunların miktarları aynı ya. 10 litre, 10 litre. O zaman ne olacaktır? Burada oluşacak şekerli suyun ben şeker oranını pratik olarak bulabilirim. %10'du. Burada %30'du. 10 ile 30'un toplamının yarısı. Yani ne olacak? 120 olacak, tamam mı? 10 litre suyu attık. Burası oldu. Bak, buranın şeyi, litresi değişti. 20 litre oldu. Bura azaldı. 10 litre oldu. Tamam mı? Birinci durumda. Bu arada buradaki şeker oranında ne oldu? 30 da 10'un toplamının yarısı 120 oldu. Şimdi bu sefer tersinden şöyle yapacağız. Bu sefer bu tarafa doğru yine suyun yarısını, çözeltinin yarısını ekleyeceğiz. O zaman da veriler şunlar, ha unutma, bu veriler. Bu verilere göre kullanacağız. Bunun yarısı ne olacak? 10. O zaman burada 10 vardı. Burada da 10 var. Yine aynı şeyi burada da kullanabiliriz. 10 litre. Buradan 10 gelecek. 10 litre gelecek. Peki şeker oranı ne? %20. O zaman aynı şeyi burada da deneyebilirim. Buradaki oranla buradaki oranı toplayıp yarısını alabilirim. 10, 20 daha 30, yarısı 15. O zaman sorumuzun cevabı da D şıkkı olur gençler. Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır yani, bu şekilde. Ne zaman bu metodu kullanıyoruz? Karıştıracağınız çözeltilerin miktarları eşitse bu yolu kullanıyoruz. Farklıysa nasıl olacak? Az sonra görürsün farklıysa bak. Şimdi 6 numaralı soru. Dikkatlice beni takip et. Eğer şu çözdüğüm taktiği daha önceki konu anlatımında da vermiştim. Kaparsanız, öğrenirseniz yani soruları rahat çözersiniz. Özellikle çözelti soruları, karışım sorularında rahat edersiniz, tamam mı? Şimdi bak, diyor ki dikkatlice takip et. %30'u tuz olan bir tuzlu su karışımının %40'ı buharlaştırılıyor. Yani eksiltiliyor, tamam mı? %40'ı buharlaştırılıyor. Buharlaştırılan miktar kadar, ne kadar buharlaştırılmışsa o kadar miktarda tuz olan, %40'ı tuz olan, tuz oranı %40 olan tuzlu su ilave ediliyor. Tamam. Bu niye silinmedi? Yavaş yavaş gidiyor. Buna göre son durumda elde edilen karışım yüzde kaçı tuzdur? Bak şimdi. Diyelim ki benim çözeltim 100 litrelik olsun.
Burada bunu alabilirim. Sakıncası yok. Yani 100x, 100k ya da tamamen 100 al. Hiç önemli değil. Elimde 100 litre su var. Tamam mı çocuklar? Bu 100 litre miktar, hani hatırlayın, miktar çarpı oran. 100 litre suyun %30'u neymiş? Tuz. Şunu yapıyoruz. Miktar çarpı oran. Önce %40'ı buharlaştırılıyor. O zaman bir eksilme söz konusu. Azaltacağım, çıkaracağım. Ekleme olduğu zaman topluyordum. Şimdi sen %40'ı buharlaşıyorsa demek ki 100'ün %40'ı 40. 40 litre buharlaşıyor. Miktar 40. Buharlaşan suyun içinde tuz olmaz. Yani %0'ı tuzdur. Bakın, bu önemli. Bunu özellikle formülü kullanmak açısından yapıyorum. Bunu da yaptım. Sonra bir ekleme daha var. Nasıl ama ekleme? O zaman artı diyeceğim ekleme. Ne kadar ekliyorum? Miktar ne olacak? Ne kadar buharlaştırdıysan o kadar. %40 kadar buharlaştırdım. Yani 40 litre buharlaştırdıysam içeriye 40 litre tuzu eklemem lazım. Miktar çarpı oran. Bak, miktar çarpı oran. O da eşittir. Yeni miktar çarpı yeni oran. Yeni miktarın değişmeyecek ki. Yeni 100 olacak. 40 gitti, 40 geldi. 100'dü. Miktarı 100 seçmiştin. 100 çarpı x bölü 100. Al sana bu mevcut olan söylediğim kuralı kullandık bak. Çok önemli. Bu kuralı kullandık, çok önemli. Şimdi artık işimiz çok çok rahat. Şimdi bir kere şu sıfır buraya götürür. Bununla işimiz yok. Şunlar böyle karşılıklı 2 sıfır gitti alttan. 2 sıfır buradan gitti. Buradan 10 çarpı 30 oldu. Buradan 30 geldi gençler. Burası zaten gitmişti. Buradan 1, 2, 1, 2. Buradan geldi 16. Tamam. 1, 2, 1, 2. O zaman burada x kaldı. O zaman x'i ne bulduk direkt? 46 bulduk. Peki x neydi? Orandı işte. %46. Böylelikle ne yapmış olduk? Soruyu çözmüş olduk. Tamam mı gençler? 7 nolu sorudayız gençlik. 40 kilogramı şeker olan 320 kilogramlık şekerli su. Bak, 40 kilogramı şeker, 320 kilogramlık şekerli su karışımındaki su oranının yüzde kaçtır? Biz icabında buradaki şeker oranını bulup yüzden çıkarabiliriz. Mesela şeker oranı %20 ise su oranı %80 olur doğal olarak. Yani bir kere karışımdaki oranları şöyle buluyorduk. Şekerli su mu? Şeker miktarı 40 bölü tüm karışımın miktarı 320. Buradan unutma, şeker oranını bulacağım. Şeker oranını bulduktan sonra yüzden çıkarırım. Kolaydır. Bana su oranını soruyor çünkü. Ben şu an şeker oranını buluyorum gençler. Sadeleştirdim sıfırla. 4 bölü 32, o da 1 bölü 8'dir. Şimdi 1 bölü 8. Tutarsınız bunu 12,5'ta çarparsınız. Ya da işte aslında buradan 12,5 olduğu belli, ayan beyan. Yani payda 12,5'ta genişlettiğin zaman 100 olur. Hatta şöyle yazabiliriz. 12,5'ta çarptığın zaman 10'la çarpsan 80. 2 ile çarpsan 16. Değil mi? 96. 1,5'ta çarpsan 4. Yani bu aşağısı şey olur. 100 olur. Ya da 1'i 8'e bölerek de bu değeri yakalarsınız gençler. Onu söyleyeyim. Gerçi burada 0 virgül şey çıkıyor. 0 virgül 125 çıkıyor. O ayrı bir konu. Tamam mı? Neyse. Buradan ne buluyorum gençler? Burası 12,5. Ben aslında neyi buldum? Benim bulduğum şey şeker oranı. Bana onu sormuyor. Su oranı soruyor. Su oranı. O zaman 100'den 12,5'u düşersem, 12 çıkarsam nedir? 88, 87,5. Şu olacak. Anlaştık. Sıkıntı var mı gençler? Kolay bir soruydu bakın. Bu soru çok kolaydı. Geçiyorum. 8 numaralı sorudayız. Hadi, bu da bir karışım sorusu. Tuz oranı %10 olan 80 kilogramlık tuzlu su ile tuz oranı %30 olan, bak, 120 kilogramlık tuzlu su karıştırılıyor. Ha bak, karışımları farklı, şey miktarları farklı. Bak, birinde 120, birinde 80. Bunlar eşit olsaydı, atıyorum 80-80 olsa, 120-120 olsa, bak 10 ile 30'u toplarım, yarısını alırım. Miktarlar eşit olsaydı ama farklı. Ne yapacağız? Kutsal formülümüzü bir kullanalım. Nedir o kutsal formül? Miktar çarpı oran. Tamam. Artı ikinci miktar nedir? 120. Miktar çarpı oran. Eşittir yeni miktar, ki 80 ile 120 topla 200, çarpı yeni oran. Al sana
kullanışlı bir formül. Hemen bunları götürelim. Tık tık. 2-0 gitti. 2-0 buradan gitti. 2-0 da buradan gitti. Sonuçta ne kaldı? 8 artı 12 ile 3'ü çarp 36 eşittir 2x. 2'ye bölersem 4 artı 18 x yani 22. Bu yeni karışımın oranı gençler. Lazım olur. Bu burada dursun. Yeni karışımın oranı lazım olur. Sanırım burada doğru yanlış gibi bir şey var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlıştır. Bir kere karışımın tuz oranı %22 olur. Bu doğru olur. Karışımdaki su miktarı 78 kilogramdır. Ben burada tereddüt içindeyim. Şimdi bakın yeni karışımımız 200 ya. Yeni karışım 200. Şöyle diyorsun 200'de. Bak 200'de. Yani %22 ya bu. 200'de yani %22 ise şöyle yapalım size. %22 ise 200'de ne kadar şey var? Tuz var değil mi? Bu tuz muydu? Evet. %100'ün %22'si tuzsa 200'de 2 katı ne olacak? 44 tuz olacak. E geriye kalan su olmaz mı? Su olur. Ve o zaman sen 200'den 44'ü çıkardığın zaman 156 su olması lazım. Ama bu vatandaş ne demiş? Karışımdaki su miktarı 78 demiş. Hata etmiş. Eksidir. Biz zaten yanlış arıyorduk. Direkt B şıkkında çıktı yanlış. Tamam. Anlaştık mı? Sıkıntı var mı? Yok. Tümer. Tamam. Geldik 9. soruya ki bu hız problemi olduğu belli. Bakalım. Şekildeki O merkezli görüyorum. Dairesel pistin etrafında A ve B noktalarından sırasıyla 55 metre bölü dakika neyse 70 metre bölü dakika hızlarla aynı anda birbiriyle zıt yönde yani bu birbirine doğru yani. Birbirine zıt yönde derken evet aynı yönde değil zıt yönde yani birbirine doğru demek istiyor. Birbiriyle zıt yönde deyince kafam karıştı birden. Şekile baktığım zaman da zaten birbiriyle zıt yönde evet. Yani birbirine doğru demek istiyor. Birbirine doğru evet. Aynı anda evet başlayan iki hareketli 12 dakika sonra ikinci kez karşılaşmıştır. 12 dakika sonra ne demek bu biliyor musunuz? Bunlar böyle bir yerde karşılaşacak. Tabii hızlı yavaş gelene daha yakın bir noktada karşılaşacaklar. Şöyle diyelim. Şöyle geldi, şurada karşılaştı. Diyelim ki burası C noktası, tamam mı? Çünkü bu daha hızlı geliyor, 70 ile geliyor. Burada karşılaştılar. O zaman bu 55 ile giden bu tarafa doğru gidecek. 55. Bu tarafa giden de 70 ile yoluna devam edecek. Pardon 70. 70 ile devam edecek. Bunlar ister istemez bu şekilde hareket ediyor. Bu da bu şekilde hareket ediyor. Burada bir yerde daha karşılaşacaklar. Tamam mı? Artık önemli değil. Bir yerde karşılaşacaklar diyelim yine burada. O zaman işte bu ikinci karşılaşma oluyor. Birinci karşılaşma bu. İkinci karşılaşma da bu olmuş oluyor. Tamam mı? Peki olayı anlamaya çalışıyoruz. İkinci kez karşılaşmışlardır. Buna göre pistin çevresini soruyor bana. Tamam. Şimdi nasıl bir yol takip edelim? Pistin yarısına x uzunluğu diyelim. Diğer yarısı da x olacaktır. Aslında ben pistin tamamını istediğine göre ben bir şekilde x'i bulmak zorundayım. Peki. Tamam. Şimdi şöyle demiştik size. Ya da şöyle yapalım. Bu x uzunluğu AB. X uzunluğu AB. Evet AB noktası. ABC hatta yayı diyelim. X uzunluğu. Nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirim. Şöyle bir verilere bir bakayım bir kere. İki hareket 52, 12 dakikada. Tamam. 12 dakika sonra. 12 dakika sonra ikinci kez. Şöyle yapabiliriz. Karşılaşma süresi neydi? Karşılaşma süresi T1 diyelim. Birinci karşılaşma süresi T1. C noktasında karşılaşıyorlar ya. Karşılaşma süresi birbirine doğru hareketlerde neydi? Hız toplamının birbirine doğru hareket söz konusu olduğu zaman toplamının neydi? Karşılaşma süresi. Pardon yanlış yaptım. Yukarıya şey yazacaktım. X'i yazacaktım. Aradaki mesafe bölü karşılaşma süresini bulmak için hızların toplamına bölüyordum. Şunu yazacaktım. Güzel. Bu T1 zamanı. Bu T1. T2 nedir? T2 de buradan itibaren yine birbirlerine doğru karşılaşacaklar. Yine birbirlerine doğru hareket söz konusu bu şekilde. Ama aradaki mesafe bu sefer 2x olacak.
Anladın? Şurada şöyle düşün. Bu böyle gelecek. Bu da böyle gelecek. 2x olacak. Aradaki mesafe 2x. 2x bölü yine hızları nedir? 55 artı 70. E ben bunları toplayacağım. 12 eşiteceğim. Çünkü ikinci karşılaşma 12 dakika sürmüş. Tamam. Bunları toplayacağım gençler. Şu ikisini toplayacağım. T1 ile T2'nin toplamı 12 olması lazım. Peki toplarsam ne olur? Şöyle yapalım. 3x olur, değil mi? 3x. 3x. Yukarılara topladım. Aşağılar aynı. 55 artı 70 ki o da ne olur? 125 mi olur? 125 olur. Şeyler niye yazmıyorum? Birimler niye yazmıyorum? Metre bölü dakika yazmıyorum. Eşittir 12. Tamam mı? Yani bu şeyi veriyor. T1 artı T2 veriyor. 12. Peki buradan yolumuza devam edelim. Ha gayret. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 4. 4 ile 125'i çarparsam ki o da 250. Yani 2 ile çarpsam 250. 500 olur. X eşittir 500 bulurum. Bak X'i 500 buldum. Ancak bana X'i sormuyor ki. 2X'i soruyor. O zaman ben bunu 2 ile çarparsam 2X ne olacak? Pistin uzunluğu 1000 metre olacak. Aradığımız şık A şıkkında var gençler. Umarım anlaşılmıştır. Bak tekrar özet geçecek olursam bunlar iki kez karşılaşıyor. Birinci karşılaşma C noktasında, ikinci karşılaşma yine herhangi bir noktada ama burada şöyle bir durum var. Birbirlerine doğru hareket söz konusu. Birbirine doğru hani düz yolda bunu anlatmıştık. Birbirine doğru hareket söz konusu olduğu zaman karşılaşma süresi ki ona birinci karşılaşmaya T1 dedik. Karşılaşma süresi her zaman neydi? Aradaki mesafe bölü hız toplamıydı. Aradaki mesafe x dedik. Diğer taraf da x. Pistin tamamı 2x. O zaman x bölü 125 T1 verdi. İkinci karşılaşma aradaki mesafe 2x oldu. Sırt sırtalar. Değil mi? 2x bölü 125. Bunlar T1 ve T2. Topladığım zaman 12. dakikada ikinci kez karşılaşıyorlar. O zaman x'i buradan bulduk 500. Bize 2x lazım pistin tamamı. Cevap 1. Özet de verdim. Devam edelim. 10 numaralı sorudayız. Bir hareketli 20 kilometrelik bir rampayı saatte 40 kilometre hızla çıkmış ve geri kalan 120 kilometrelik yolu ise saatte 80 kilometre hızla almıştır. Bakın şöyle bir şekil çizelim. Şu A noktası, şöyle bir rampa var. Şurada böyle bir düz yol var. Şurası B noktası olsun. Şurası C noktası olsun. Şurası A noktası olsun. Tamam mı? Böyle bir şekil çiziyoruz. Her zaman şekil çizmekte fayda var. Soruyu daha net anlayabilmemiz için. Şimdi ne diyor? Bir hareketi 20 kilometrelik yolu. Yani AB yolu 20 kilometre olsun. Tamam mı? 20 kilometrelik yolu rampayı 40 ile çıkıyor yani. Hızı 40. Düşük. Sonra düze çıkıyor. Çıkmış ve geri kalan 120. Bak geri kalan 120. Şu yolun uzunluğu da 120 kilometre. Geri kalan yolu saatte 80 ile gidiyor. Buradan itibaren. B noktasından itibaren. Tamam mı? Rampaya çıktı çünkü. Tamam. Olaya şeklini çizdik. Gördük. Buna göre bu hareketinin toplam yol boyunca ortalama hız. Gençler ortalama hızı şunu demiştik. Şunu demiştik. V ort. Ortalama hız eşittir. Yani V eşittir. X bölü T idi. Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam zaman. Neyse. Zaman. Zam gibi oldu artık zaman. Artık anladınız. Şimdi hocam elimizde toplam yol belli. 20 artı 20 değil mi? Evet. 20 artı 120, 140. Toplam yol belli de toplam zaman belli değil hocam. Nasıl yapacağız? Şimdi zamanı şöyle bulmuyoruz muyuz gençler? Zaman nedir? Zaman T eşittir. X bölü şeydir. Hız. Yol bölü hız. Yani o zaman A ile B arasındaki geçirdiği şuna T1 diyelim. T1 zamanı ne olacaktır? T1 zamanı 20 bölü 40 olacak. Buradan T1 bulduk. T2 zamanında B ile C arasındaki zaman olsun. T2 zamanı da 120 bölü 80 olur. Yol bölü hız. Peki bunları o zaman artık bulduk. Hatta sadeleştirelim birazcık. Şöyle sadeleştirdim. Buradan hatta 4'e bölelim. 3 bölü 4'e böldüm. 3 bölü 2. Bunu da şöyle 1 bölü 2 oldu değil mi? 1 bölü 2. Tamam 1 bölü 2 bulduk. Peki artık her şeyi bulabiliriz. Yani her şey hazır. Ortalama hız nedir? Yol 140. 140 bölü. Zaman 1 bölü 2. Artı 3 bölü 2.
Sonuçta ne oldu? 4 bölü 2 ki o da 2. Yani 140 bölü 2'den 70 mi oluyor? 70. Aradığımız cevap da 70 olur gençler. Ortalama hızı. D şıkkında var. Tamam gençler. Ortalama hız böyleydi. 11 nolu sorudayız gençler. Yine bir hız problemi. Bir otobüs bir yolun 2 bölü 5'ini saatte V kilometre hızla, kalanının saatte 2 V kilometre hızla giderse yolun tamamını 21 saatte almaktadır. Bu otobüs saatte 3 V bölü 2 kilometre hızla giderse yolun tamamını kaç saatte alır? Şimdi bir kere yolun tamamını bulmam lazım. X'i bulmam lazım. Tamam mı? Peki şöyle yapalım. Şurada 2 bölü 5 diyor ya, otobüs 2 bölü 5'ini. Yani buradaki kesir problemlerinden de faydalanarak yola biz 5x diyelim. Şöyle bir şekil çizelim ya. Şekilsiz olmayacak galiba. Şöyle şurası A noktası. Şurası B noktası, gideceği yer. Ha, bu arada A ve B değil mi? Şimdi 5x. 5x. Şöyle 2x'ini gitsin şöyle. Şurası C olsun. Şurası 2x olsun. Şurası 3x olsun. Tamamı 5x. Ve 2 bölü 5'ini saatte V hızıyla şuraya, şurayı V hızıyla gelmiş. Bak şurada önce şuradan itibaren V ile gelmiş. V ile gelmiş şu C noktasına. V kilometre hızla gelmiş. Kalanını yani C noktası ile B noktası arasını 2V ile. Şurada hızını artırmış 2V. Şu 2V ile CB arasını gidiyor. Tamam. 21 saat alıyor. Şimdi gençler 21 saat alıyor. Bize ne lazım? Bir kere şöyle diyelim. Şöyle diyelim. 21 saati vermiş. 21 eşitleyebiliriz. Bir kullanalım bakalım. Şurada T1. Bu da T2. T1 A ile C arasındaki harcadığı zaman, C ile B arası T2. Şimdi T1'i bulmak için şöyle yol takip edelim. T1 ne eşittir? Zaman ne eşittir? Yol bölü hız. Yani 2x bölü V. Tamam. T2 ne eşit? T2 de 3x bölü yol bölü hız. Yani 2V. Tamam. Bunları topladığımda toplam 21 eşit. Buna eşit bulacağız. Bakalım bunları toplayalım. Şimdi bunları toplamaya kalkarsam, ki şunu da 2 ile genişletirsem, şunu çünkü paydası V. Şunu 2 ile genişletirsem sonuçta şöyle bir durum olur. Şurası ne olacak? Ha gayret. 4x bölü 2V. Bunları topluyorum gençler. Bakın şu ikisini topluyorum. Her defasında aynı şeyler oluyor. Sinir ediyor beni. Şu ikisini topluyorum. Paydalar 2V çünkü. Topladığım zaman T1 artı T2. Şurada yazalım. T1 artı T2 ne eşit olmuş oluyor? 4x, 3x daha 7x bölü 2V. Ki T1 artı T2 de 21. 21 eşit. Buradan şöyle yapalım. Bir ilişki kuracağız. 7'ye böldüm yanlamasına. Burası 3 oldu. 3 ile 2'yi çarptık. Ne oldu? Size söyleyeyim. Hatta V'yi de bulalım ya. Hiç gerek yok. X eşittir V cinsinden. 6V. Çünkü 2V çarpı 3 6V. X'i V cinsinden buldum. Bu burada kalsın. Tamam. Geldik şimdi artık yolu ben biliyorum. Yol X eşittir 6V. Şimdi bakın bu otobüs saatte 3V kilometre hızla giderse yolun tamamını kaç saatte alır? Şimdi zaman yine ne eşit? T ne eşit? Yol bölü hız. Peki bu durumda X'i ne alacağım? Bakın 6V alacağım. Hızım ne? 3V bölü 2. Şu V'ler bir kere götürür birbirine. Şunlar gider. Taklattırırsam 12 bölü 3 olmaz mı? Olur. Bir bakayım. 12 bölü 3. Buradan ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Peki yolun tamamı kaç saatte olur? Ha, biz burada bir sıkıntı yaşattık. Dur bakın. Bu saatte kilonuzda giderse yolun tamamı kaç saatte olur? Bir yerde bir... Evet. Gençler şöyle bir oldu. Bizim yolumuzun tamam başlangıçta ne seçmiştik? Tabi burada apışıp kaldık. Ne seçtik? 5x seçtik değil mi yolun tamamını? Hatırlarsanız. Biz x'ini bulduk. Yani 5'te birini 6 ve şeyde pardon 5'te birini 4 saatte gitmiş oluyor. 5'te birini. O zaman ben bunu 5'te çarparsam, hani yolun 5'te birini 4 saatte gidiyorsa 5'te çarparsam 20 saat. Asıl sorumuzun cevabı C şıkkında var. Tamam. 12 nolu sorudayız gençlik. A ve B noktalarından sırasıyla 105 ve 35 kilometre bölü saat hızlarla aynı anda aynı yöne doğru hareket eden iki araç C noktasında yan yana geliyor. Yani hızlı giden aracım yavaş giden aracımı
Ne yapacak? C noktasında yakalayacak. Tamam. Şimdi BC noktalar arasındaki uzaklık verilmiş 700 kilometre. Evet. Bize sorulan soru AB arasındaki uzaklık nedir diyor soru. O halde AB arasındaki uzaklığı x diyelim. Orada kalsın. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar şöyle diyelim. B ile C arasına T saatte gelsin. A ile C arasını da 105 kilometre bölü saatle hızla giden aracım yine aynı sürede gelecektir T saatte. Şimdi ben buradaki verilerle bakın elimde ne tür veriler var? Hız var, yol var. Buradan zamanı bulabilirim. T'yi bulabilirim. Buldum bu T'yi. Buradaki X yolunu bulmada kullanabilirim. Öncelikle bir T'yi bulalım. T zaman neydi? Zaman yol bölü hızdı. Yolum 700 kilometre. Hızım da belli 35. Buradan ne olacaktır? 35, 72, 20 çıkacaktır. O zaman zaman 20. Şimdi bu 20'yi kullanalım. Nasıl kullanalım? Şimdi bakın yol eşittir hız çarpı zamandı değil mi? Hız çarpı zaman. Şimdi yolum AC yolu. Önce AC yolunu bulacağız. Sonra 700 kilo 700'ü çıkararak AB yolunu buluruz. Hızım belli 105. Zamanım da yeni buldum 20. Sonuçta AC yolunu bulacağım birazdan. 2 ile çarparsam 100 210 210 düzeltiyorum. 210 yanına bir sıfır. Düzgün yazalım. 105 210 bir sıfır 2100. Şimdi bakın AB yolu yani X AB yolu X ne eşit olacak? 2100'den 700'ü çıkaracağım. O da 1400 olacak. 5 şık olacak gençler. Tamam. Evet gençler. Son soruydu bu. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.